Oğlum adam bir günde hem kardeşini hem anasını kaybetti. Ben konuşurum, tamam mı? Çok şey yapmayın. Tamam. Tamam. Geliyor komik. Komutanım. Akşam üzeri uçak var. Bilet de bulduk. Gerek yok. Arabayla çok zor olur komutan. Ercan, çekil önünden. Komutanım, karayolu çok riskli. Risk mi? Sen bana neyin riskinden bahsediyorsun Ercan Başçavuş'um? Ha? Ben aynı gün hem kardeşimi hem annemi kaybettim. Neyin riski? Ne anlatıyorsun sen? Hadi bak işine. Tamam, ben kullanacağım o zaman. Ercan yeter. Komutanım ben bırak. Komutanım. Araç kullanamazsınız. Biz de sizinle geliyoruz, yalnız gidemezsiniz. Aksini istiyorsanız silahınızı çekebilirsiniz. Oğlum hadi çekilin. Komutanım. Ya kurbanın olayım etme komutanım. Zaten gülle düştü tepemize. Bak yiyecek laf bulamıyor. Bir de sen etme komutanım. Ver anahtarı. Haydi komutanım. Tamam. Tamam. Hadi. Geç oğlum, geç. Karanlık yüzbaşıyı hiç böyle görmemiştim. Yolun iki yanındaki dağlara bakıyor gözlerini hiç kırpmadan. Tek damla gözyaşı dökmedi. Sadece dağlara bakıyordu. Sanki yolumuzu kesseler, önümüze çıksalar mutlu olacak. Bunu onlarla savaşmak için fırsat görecek. Gözünde tek damla yaş yok. Ama biliyorum ki şimdi karanlık yüzbaşının göğsünün içinde bir bomba var. Ve o bombanın fitili çoktan ateşlendi. Ne zaman patlayacağınıysa ancak Allah bilir. El-Fatiha. Başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Sağ olun paşam. Allah size uzun ömür versin. Yüzbaşım. Başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Sağ olun komutan. Yüzbaşım. Bir gelirseniz şöyle.
Karanlık. Evladım, acını, şokunu anlıyorum. Ama kardeşinin ölümünde senin suçun yok. Tuncay Üsteğmen mayına da basabilirdi, bu suya da düşürülebilirdi. Bize kahpe bir tuzak kurdular evladım. Canımızı yaktılar, bizi çok üzdüler. Tamam. Ama tetiği ben çektim komutan. Kardeşimin göğsüne saplanan mermiyi ben ateşledim. Bunu kafamdan silemiyorum. Silemem. Biliyorum evladım, biliyorum. Yerimi, zamanımı nasıl söylenir onu bilmiyorum evladım ama... Görevin ve üniforman seni bekliyor. Allah da biliyor ya, sana çok ihtiyacımız var. Ben yapamam komutan. Kafamda, içimde bu ağırlık varken ben yapamam. Sen gene de benim söylediklerimi bir düşün yüzbaşım. Tamam mı? Allah sabırlar versin. Hadi evlat, bak sen buradan ayrılmasın, bu aslan parçalarına gitmeye hiç niyet yok. Yapacaksın. Bilmiyorum. Bilmiyorum dedi. Hiçbir şey bilmiyorum. Bak evladım, sana teselli olsun diye söylemiyorum ama kardeşim... Ben bunları artık konuşmak istemiyorum dedi. Gidiyor musun evladım? Evet dedi. Nereye? Böyle çıkacağım, hava alacağım biraz. Daraldım, duramıyorum burada. Ha, biliyor musun? Senin kontrolünü bıraktığı dosyayı okudum. O dosyayı ilgilisinden başka hiç kimse okuyamaz dedi. Hiç kimse. Biliyorum evladım. Biliyorum. Hadi biraz otur ha. Dede benim halim yok, bir çıkayım hadi. Oğlum, hatırım için. Hadi biraz otur.
Hem merak ettim. Akşama kadar ne biliyorsam hepsini unuturum. Hafızam eskisi gibi değil. Ama bazı şeyleri hatırlıyorum. Mesela Kırım Ak Mescid'de Türkçe çıkan bir gazeteyi basıp yakıp iki kişiyi öldürmüşler. Gagavuz Türklerinden bir öğretmeni kaçırıp işkence yaptıktan sonra öldürmüşler. Yakutistan'da Türkleri zoraki göçe tabi tutup yerlerine Rusları yerleştiriyorlarmış. Dede. Kerkük'te nüfus ve tapu kayıtlarını siliyorlarmış. Türkmenistan'ın güney tarafını karıştırabilmek için 3 farklı istihbarat teşkilatını alana çıkartmışlar. Dede. Daha Uygur Türklerinden, Kırgızlardan, Batı Trakya'dan bahsetmiyorum bile. Dede yeter. Yetmez evladım, yetmez. 100 yıllardır uyuyan kartal ilk defa pençelerini çıkarıyor. Ve yıllardır uyuyan kurt ilk defa dişlerini gösteriyor. Ve bunu benim torunum, evladım, 3 yıldızlı yüzbaşı Batur Karanlık da yapıyor. Sen bu görevi reddediyorsun. Dede, yeter. Bak, bak evladım. Eğer senin kadar genç olsaydım ve senin kadar şanslı olsaydım, bu görevi yerine getirebilmek için canımı seve seve verirdim. Ve bu onur benim 7 kuşak torunuma da yeterdi. Tuncay'ı ben öldürdüm dede. Kardeşimi ben vurdum. Ha? Ne? Hayatımın en alçakça tuzağına düştüm. Hedef aldığım terörist yerine kardeşimi diktiler, ben de çekip vurdum. Buradan. Buradan vurdum. Hepimiz için berbat bir gündü. Komutanlar da biz de bitiktik. Sanki atar damarımızı çekip koparmışlardı. Kanımız çekilmişti sanki. Dağda telsizden sesi duyulan o namussuz can evimizden vurmuştu bizi. Karanlık yüzbaşı gelmeyecek miydi artık? Karanlık yüzbaşı. Ortaya her çıkışında etrafta güneşler yakan o adam. Büsbütün karanlıkta mı kalacaktı? Saat 10'da planlanan tören 4'e alındı. Ama karanlık yüzbaşı ortada yoktu. Karanlık yoksa umut yoktu. Karanlık kendi acısında boğuluyordu. Birisi el uzatacak mıydı ona? Birisi ona doğru bir adım atacak mıydı? Affet beni oğlum. Yetim. Yaranı deşip. Yüreğini kanatmak değildi. Çok zor. Dede. Bu çok zor. ...1944'ü hatırlıyor. Ben 5 yaşındayım. Annem, babam, ablam ve abimle... ...bir gece yarısı zoraki tıkıldığımız... O pis kokulu vagonu hatırlıyorum. Bağırışları, çağırışları.
dipçik darbesiyle kırılan kemikler. İnsanlar havasızlıktan bir sinek gibi ölüyordu. Ya da açlıktan, soğuktan, susuzluktan Kırım'dan Özbekistan'a kamplara sürülüyorduk. Emri Stalin vermiş. Ben hatırlamıyorum. 5 yaşındaydım. Sonunda anacım mazgallara yakın bir yerde bir ayaklık yer bulunca beni elleriyle kaldırıp mazgalın önüne getirip yüzümü mazgallara dayayıp deniz havayı içime çekti. Anamın omuzlarındaydı. Ama az sonra ayaklarımı bastığım o omuzlar soğumaya başladı. Anam orada canını teslim etti. Sanırsın o küçücük mazgal deliklerinden ruhu uçup göğe gitti. O gün mazgaldan dışarı baktığımda birkaç Türk askeri görebilseydim tüm ömrümü verirdim. Ama yoktu evladım. O namussuz diktatörü, hayır sen bunu yapamazsın. Kırım Türklerinin canı bizim canımız kadar değerlidir diye. Bir tek Türk askeri olsaydım ömrümü seve seve verirdim. Yoktu. Anam, babam, kardeşlerim. Kimsem kalmadı. Madenlerde, çiftliklerde, en ağır işlerde yarı aç, yarı tok hayvanlar gibi çalıştırıldık. Öyle zamanlar oldu ki ellerimin ağrısından günlerce uyuyamadım. Hakarete uğradık, aşağılandık, yok sayıldık. Yanımızda kimse yoktu. 1958'in Mayıs ayında Türk sınırına sokulduk. Kaçacaktık. Arpaçak uzaktan görülüyordu. Sınıra yakındık. Kaçıp uzunumdan kurtulacaktık. Ama kuduz köpekler gibi peşimizdeydi. Daha biz köprüye gelmeden arkadaşım hepsi teker teker canını verdi. Çok iyi hatırlıyorum. Yüzleri gözümden hiç gitmedi. Kırmızı 5 gençti. İsmail, Şevket, Temir, Aksun, Belaç. Arpa çayı önümüzdeyim. Öyle ana yurda uzarsam sanki tutacaktı. Arkadaşlarım birer birer can verdi. Ben de vurulup düştüm. Ama nereye düştüğümde son bir kez etrafa baktığımda o katil köpeklerden ve benden başka kimse yoktu. Bir tek Türk askeri bile yoktu. 29 gün 40 derece ateşle yatmışım. Beni sazlıkların arasından bir Azerbaycan Türk'ü kurtardı. Allah muradını versin. Hayatımı ona borç. O zamanlar her Türk kendi derdiyle uğraşıyordu. Yok yokluk zamanlarıydı. Cumhuriyet'in 20. yılında Büyük Dünya Harbi koptu. Türkiye'nin yüreği bizimleydi ama şartlar, koşullar yol vermiyordu. Ama devran döndü.
Çağ değişti, karanlık yüzbaşım. Ama şimdi kader benim torunuma diyor ki, karanlık yüzbaşıma diyor ki, dünyanın neresinde olursan olsun, yardıma ihtiyaç duyan bir Türk bulursan, bul onu. Sahip çık. Yardım et. Ama sen bunu kabul etmiyorsun. Keşke o vagonda veya nehirde ölseydim de. Bugünü görmeseydim evladım.